Esmer kız, kara kız, gözleri bela kız. Telefonun başındayım, geç kalma ara kız. Esmer kız, kara kız. Şapik. Telefonu ulanmış. Alo. Siz abi, niye hiç kendinizi alkışlamıyorsunuz abi ya? Kendini alkışlamıyorsan bir performa... kendi şakana gülüyor musun? Gülüyorum. Gerçekten. Ben arada açar kendimi, izler ve gülüyorum. Sana dedik ki ritim tut, en azından alkış tut dedik. Böyle mi anlamaz insan ritim tutmaktan? Oğlum alkış ya, tutamıyorsun, ritim tutamıyorsun, stüdyonun yolunu bulamıyorsun. Hiç kendini sorguluyor musun? Olsun öyle deme. Mert Can Bağır bizim YouTube'daki en yakın, en yeni arkadaşımızdır. Bizi böyle yepyeni bir ittifak olarak alabilirsiniz. Meto ittifak. Ama bir ittifak. Bir ay sonra yol. Biraz sonra haftaya fikrimizi değişebiliriz. Biz de tabii bakacağız. Bileşenlerimize göre bakacağız, konuşacağız. Ama şimdi siyaset masası olmasın bu hocam. Altılı masa olmasın burada. Niye kendi dükkanında siyaset yapmak istiyordun? Ne zaman istedim? Dedin yapalım dedim. Biz seni tuttuk. Yapma oğlum. İnsan siyaset yapma istediği bir şey olamaz. Onu kilit. Başlayalım. Oğlum biz bu videoyu en son ne zaman çektik? Cihan Albayrak'la çektik. Cihan Albayrak'la açlıktan ölüyordu o zaman. O zamanlar yavşak Cihan'dı. Şimdi senin başına çıktı ya, böyle götü başı ayrı oynuyor. Dolayısıyla bu videonun üçüncüsünü mü çekiyoruz? Üçüncüsünü çekiyoruz. Çok boktan her şey ya. Çok kötü kokuyor. Çok moralim bozuk şey. Benim midem çok rahatsız oldu bu arada. Kim bunun düşkünü olabilir ki? Mert Can Bahar Allah aşkına ya. Yapma be. Balık sever misin? Nefret ederim. Pişmişini de sevmem ya. Arıkim. Bugün objektifin karşısında görmeye alışık olduğunuz iki isim ve başka görmeye alışık olduğunuz bir isim onlara eşlik ediyor. Mert Can Bahav'la beraber bugün senelerdir çektiğimiz, ancak bugün üçüncüsünü denk getirdiğimiz Yemede Yanında Yat videosunu çekeceğiz. Masayı, çarkı, kullanıcılarımızın her biri çevirecek. Önüne geldiğinde kendine sorulan soruyu bilemezse berbat nesneyi yemek zorunda kalacak. Bakalım eve en hasarsız giden kim olacak? Senin taklidin. Fark ettim onu, güzeldi. Abi önce ürünleri sayabilir misin izleyiciye? Abi ben diyorum ki ürünleri Hamza saysın. Hamza gel abi. Hay Hamza. Alkışlarla Hamza'yı buraya çağırıyoruz. Hamza senin aynı zamanda hem kişisel asistan hem de kalecin değil mi? Tabii. Maçımıza kaleci. Yamuk kaleci. Merhabalar hocam. Merhabalar. Senin derin devletin Hamza. Hoş geldin Hamza. Nasılsın? Hamza bu arada seni ilk defa gören kadın takipçilerin ve şu an abonelikten çıkan çocuk takipçilerimiz için kendini tanıtmak gerekirse 3 cümle ne kurarsın? Ben Hamza Medispor'un kalecisiyim. Allah Allah. Baksana peki ya, ya uzun zaman sonra. Hamza nerelisin? Rizeliyim. Rize'nin en meşhur yemeği. Kuymak herhalde. Teşekkürler. Kuymak bir kere Rize'nin değil, Trabzon'un. Peki. Onun adı kuymaktır, mıhlama değildir. Kim mıhlama onu dedi ki bil, oğlum? Mıhlama kim diye... mıhlama dedi ki oğlum? Sen demedin mi az önce kim mıhlamadır diye? Ya? Hamza, değil mi? Sana şimdi ürünleri mesela en bildiğinden başlayalım. Mesela bu ne mesela? Elma sirkesine yatırılmış çiğ balık. Ulan üstünde yazıyormuş ya, Hamza gidebilirsin. Tamam eyvallah. Hamza gidebilirsin. Eyvallah. Allah razı olsun. Oğlum görmedim ki ben bunları. Ben tanıtıyorum arkadaşlar sevgili Mert Can Bağır için. Bir hardallı çiğ billurumuz var. Güzel. Balık ezmeli yaprak sarmamız var. Balık ananınki. Çiğ tavuk derisi var. Bir kaşık tarçınımız var. Ton balıklı kahvemiz var. Elma sirkesine yatırılmış çiğ balık, Hamza'nın dediği gibi doğru. Çürük avokado. Bu anamız Ertan. O zehirleyebilir abi. Resident Evil son akşam yemeği burası ya. Ranch soslu köpek mama ananınki. Bu kadar. Şimdi sorguların hepsini bilirse yemiyor muyuz? Hiç ne izleyecek bu adamlar? O kadar bilgin varsa, o kadar götüne güveniyorsan hepsini bil. Hiçbir şey yeme, onlar da izlesinler. İzle, babalar gibi izlemez misiniz? Değil. Bildiğinde zaten pas geçmiyor mu oğlum? Peki Ertan ne yapıyoruz? Taş kağıt makas. Ya hopküm hopküm. Ay hadi hemen seri. Ya koyayım ya. Lanet olsun ya. Abi hop gün değil. Ben onu bilmiyorum. Taş kağıt makastan gidelim mi? Abi üçlü kombinasyonu çok zor onun. Tamam. O zaman bir dakika. O zaman eleme turnuva yöntemi yapalım. Gel round one. Onunla yap şimdi. Tamam. Ben kazandım. İlk sen çeviriyorsun. Lan sen çeviriyorsun. Hadi. İlk ben çeviriyorum. Arkadaşlar. Üstü alkışı. Zor günler geçiriyor. Zor. Önce bir şey söyleyeceğim. Şişe çevirmece gibi puşluk yapmak yok yani. Tam orası gelmemişti, hardallı çiğ billur falan. Hizaya iyi bakalım. Çeviriyorum. Aynen öyle abi, aynen öyle. Hadi çevir. Kendinden bahsetsene biraz ya. Ne anlatayım abi? Anlat işte abi. No more bad. Sanki yayın. Yavaş. Ay tamam, en korktuğumda. En korkunu. Renk soslu köpek maması. İstersen jokerini kullanabilir. Hamza gelip yiyebilir onun yerine. Joker var. Herkesin bir seyirci jokeri olsun mu? Herkes kendi yerine yeme şansı olan birini kendine joker seçsin. Kim var en bokboğaz? Alperen tut. Hayır hayır gel. Alperen benim. Alperen benim. Hamza bende. Alperen benim jokerim. Umut. Umut da bende. Tamam. Hadi ye şu iğrenç şeyi ya. Ver ilk soruyu. Dünyanın en uzun penisli adamına penisi kaç santimetre? Tam mı bilmesi gerekiyor, yaklaşsa olur mu? Şık verecek ya. Aa ben ne bileyim. Mısın mısın? Tam santim versem ya. 31.2. Şıkları alayım. Söyle kaç santim?
60 var ya. Eliyle göstersin mesela böyle dese. 45 santim muhakkak vardır. 53 çok abartı. 51 arada bırakıyor. 48 çok böyle makul. Çok makul. Makulün bir üstü olsa 51 diyorum. Dünyanın en büyük 51 santimdir diyorum yani. Ama soru yanlış. Benimkini almamışlar listeye. Benimkisini de almamış. Anlıyor musun? Boğa geldi ilk edit. Bunu yakaladın değil mi oraya? Bir dakika sevgili takipçilerimiz için de söyleyelim. Melcan da duymadı. Dünyanın en uzun penisgillerinden penisi 48 santim. 48 santim. İsim? Rekor aksesinde vardı. Yabancı anonim mi kalmak istiyor? İsmini yabancı mi gireceğim? Biri. Tamam. Yabancı biri dünyanın en uzun penisine sahipmiş. Var mı bu penisle ilgili söylemek istediğin bir şey? Yok abi ben iyi işini izlemek istiyorum. Anladım ki. Ay. Bir tane mi yiyecek? O zaman sosa bandır ya. Bandır bandır. Ranch. Komple sosla kaplarsan mamanın tadını almazsın. Dinle beni. Var bir bildiğin. Oğlum bu yutar hemen ha. Ay. Ulan babet ya. Köpeği hepsini biliyorsun. Reis bana bir su verir misin? Ben bunu çiğnemeden yutacağım suyla. Loset. Aa, şunu ye be. Benim midem bulanıyor. Ye. Yemin ederim benim de bulan. Çabuk ya abi. Allah! Sen... Şaka yapıyorsun sen ya. Ulan benim midem ulan. Ben galiba şu şeyi yemeden kusacağım ya. Bu yap... Tamam mı? Geğirme oğlum ya. Yapılacak bir şey değil abi bu. Geğirme! Palyaço görüyorum ben. Yapma yapma yapma. Sıra sende sen çeviriyorsun. Ben videolarda izlerken hiç böyle gelmiyordu bana. Bu gaz daha zorluymuş. Daha heyecanlıymış değil daha mi? Daha stresli. İçek kan başındaki gibi değil değil mi? Evet. En kötüsü ilk turda bana geldi. Allah kahretsin lan. Evli oluyor hep zaten. İlk turda mama gitti falan. Ya hadi baba hadi ya hadi. O anladım ben baba. Sizi. Ben sizi anladım. Değil mi lan boştan çevir de boş gelsin. Yok öyle bir dünya. Pardon. Hep pardonu lan. Harbiden kartonlu nargile gibi kokuyor bu anlık. Şimdi biz bugün ithal abur cubur yiyeceğiz. Ana son lan bu. Tülay geri dön. Senin cüceye ne oldu OnlyFans'e ya? Salino ne demek ya? Salino Salino yürü. Bizim yani. Abi ya sen açık oldu verdiğin çalıştığın için anla başka bir şey. Aa bir tipe benzedi. Boydan fotoğraf mı? Yeni sen. Buraya yapman lazım bunu ya. Çeviriyorum. Çevir hadi. Bu kabana gelirse yemiyorum. En yakın sağdakini alıyorsun. Ne gelebilir ki? Ben de neyi hayal ediyorum? Yine, yine anneninki. Ah, ton balıklı kahve, ton balıklı kahve, ton balıklı kahve! Ben bunu içemem. Ton balıklı kahve! İçemem diye bir şey yok. Sen sözleşme imzaladın. Tamam. Ben de bunu içmeden güne başlayalım. Bu. Görkem soruyu alalım. Sivrisineklerin kaç tane dişi vardır? Abi, tamam, 4. Sivrisineklerin kaç dişi var? 44, 45, 46, 47. 44. Ne yapıyorsun? Oğlum biliyormuş sineklerin gibi yapayım. Sineklerin kaç tane dişi var? 40. 47 mi? Hangi sinekler mesela? En son ne zaman sinek gördün? Ya uzun zaman oldu. Bir şey diyeceğim. Sivrisinek bence şöyle yapıyor. Isırıyor, orayı kanatıyor, orayı emiyor. Elektrik süpürgesi. 48 diş yakıyor senin bu. Abi hadi kaçıyla, hadi kaçıyla emiyor diye sormadı ki kaç tane dişi var dedi. Bir de sıcak kahve. Güzel, Meto güzel, şat güzel. Şat. Meto. Bir anda bir... Abi sen... Anneniz... Hay anasınız. Vallahi deliriceğim. Şat şat. Sen ondan bir tane yedin. Ondan haktı ama. Ben bundan bir yudum alayım. Tamam, bir ne olur. Güzel bir yudum al ama bak onu i̇yi buladım buladım ama. Yuttum ben onu. Sen ne yedin? Köpek maması mı? Köpek maması renk soslu. Wow. İçmedi diyor Ertan. İçmedi diyor. Ertan, yemin ederim. Ertan içmedi diyor. Ertan yemin içmedi diyor. Kok... Vallahi sıçarım utanmam. Hakikaten içtin mi? Abi yağ... Hüsto. Gel. Yağ en üste çıkmış. Oğlum bir şey diyeyim içti mi gerçekten? Vallahi içtim. Hep yağ geldi ağzıma hatta. Ya onu bir karıştırsaydık ya. Yağ komple üste karıştıralım geldi. Küçük bir yudum daha al. Hatırım için. Vallahi... Hadi hadi. Bir yudum daha. Bir yudum hadi, daha. Hadi, bir yudum, yudum daha. Bir yudum daha. Aldırmayalım. Vallahi içim. Sen sıranı bekle sıranı ya bekle. Yapmayın oğlum. Ya. Geliyor, geliyor. Son yapma, 50 saniye. Yapma yapma dayı ya. Abi git öteye kusu ya. Bu bizim kutumuz. Burayı aynı kutuya kusamayız ha. Ay vallahi devam edemem. Çok kötü yemin ederim çok kötü. Yağ mideme girdi ya her şeyin üstüne çıktı amına koyayım. İnşallah şey, replay'de görürüz onu yediğini. Ağzımdan köpürmeye başladı. Ya s**tir git ya. Diye Allah. Beyler ben tırsıyorum be. Sana bir kaşık tarçın gelirse bu masayı yerle bir ederim. Hadi bismillah. Of. Hayır lan hayır lan. Ne geldi? Hayır tarçın! Lan hayır tarçın. Allah belanı versin. Ya yapma be. Ya. Tarçın yiyeceksin bir kaşık. Şaka mı lan bu? Bu arada ben hiç tarçın yemedim. Ya yemedim oğlum yoktu duramam. Tarçının arkadaşları Gülçin Gülçin ve Yalçın'ı ister misin? Sütlaçları su gerekir mi sonrasın Ertan? Yok yok içmesin abi ya. Ya tarçın yiyeceksin lan ne caz yapıyorsun. Hop. Çok acıymış be. Aman aman. Ne oldu abi? Çok acıymış oğlum ya. Ne yapıyorsun ya? Ne oluyor olabilir ki şu ya anda? Ya hak etmiyor ya böyle bir şey. Sana kutu yok ya. Fıkır giren.
Ne yaşıyor olabilir ki şu an? Ya! Aaa! Ağzım yanıyor. Bunu saydık mı hocam? Yemedi. Aa, saygısızlık. Tabii canım, nimet bir kere en basit. Aynen öyle. Berbat bir şey bu ya. Sıra sende. Sen niye beklemedin abi? Neyi beklemedin? Soruyu. Belki de bilecektin. Bir kaşık tarçın içinde zaten önden soru da sordurmayıver kendine ya. Bir Allah'ın kulu da uyarmıyor. Soru sorulacak diye ya. Ben bir sonrakinde yemem baba ya. Ya bak al. Al bak bunu al. Tamam ya. Sordursaydın abi o zaman. Edep nasıl? Meyhaneye döndü baksana. Ben niye yarışıyorsun ya burada? Yok öyle nasıl bir şey. Nasıl görmedin o anı? Nasıl dönüyor, uyarmadın? Dönüyor. Susar mısın? Sıra benim. Hakkımı yeme lütfen. Neydi benim soru ya? Taşak düştü. O taşak yemeyecek şimdi. Yere düşmesin bu abi. Dil geldi. Boş geldi. Bir kaşık tarçın. Abi bir kaşık tarçın boş geldi. Daha önce taşak aldın mı hiç? Taşak mı düştü? Taşağı düşürdün. Yere bak anasını. Abi ne diyorsun ya? Abi yiyecektik bunu ya. Reis bu ne böyle olay mahalli gibi. Onun etrafını çizelim dursun orada ya. Hadi çeviriyorum. Hadi. Biraz çekin ki. Abi onu alın oradan. Ya oğlum şu taşağı alsana. Tamam ben tutuyorum onu, çevir. Tamam onu sen öyle tut. Allah belanızı versin. Bir kere normal bir çevreç abin ya. Bu masanın uydusu gibi amına. Ne yapıyorsun oğlum ya? Baba ben harç çeviriyorum, kusura bakma. Kusura bakma. Bak dokunacağım. Yine çiğ tavuk derisi geldi, lanet olsun. Sor. Soru gelsin. Dünyanın yüzde kaçı solaktır? Oha, sorunun basitliğine bak. Sen ne? Sola. Ama ayakta sol, elde sağ. Tamam sen sağlaksın yani. Ama sol solak ayak. Solak falan değilsin. Ama sol ayak. Ben sana ayağını sormadım ki, nesin diye sordum. Solcu veya sağcı değilim, bazıları gibi. Ver bakayım cevabı. 11 diyorum. Yaman! Çok teşekkür ederim dostum. Ya. Çok teşekkür ederim. Mertcan sen çeviriyorsun. Bilmek ya. Böyle bir şey işte. Bilmek böyle bir şey. Şuraya bir bant versenize benim gözüm kapanmasın. 46 dedin az önce ya. 46 derim ne olacak canım o? Ben Türkiye için abim konuşmuş. Doğru çevirin şunu ya. Tam güzel çevirmedi mi? Taşak yerinde mi duruyor? Taşak yerinde, ağırdır. Abi deri. Deriyim Allah aşkına deriyim. Hayır. Deri mi elması, bana mı? Elma sirkesine yatırılmış çiğ balık. Bana en yakını deriydi onu seçtim. Tamam ben bunu nasıl yiyebilirim? Mısır dişleyeceğim. Abi bir şey diyeceğim. Normal yiyeceksin baba yani. Aynen. Bell Grylls gibi böyle hamam hamam yiyeceksin bunu. Soru. Nihayetinde oğlum, soru geldi. Oğlum nasıl sorudu? Uyatsanız hepsi ya. İlk konu kaç yılında seri üretime başlamıştır? Şimdi nüfus yoğunluğu 1947'lerde arttı Kenan Bey. 1947 öncesi. Hangi ülkeye göre söylüyorsun bunu? Anlarsın şimdi. Hadi bakayım. Say abi. 1855, 1862, 1874, 1903. Abi çok basit ya. En fark olan 1903 kesin o. Allah kahretsin seni şey ya. 1903'ü nasıl bilmezsin lan? İlk kondom amına koyayım. Hayır lan. 1903 değil cevap zaten. 1855. Evet. 1903 dedi. 1903 diyor. Oğlum ben Beşiktaş'ın bir şey tanıdık diye onu seçtim ya. Dostlar sizce 1903'e kadar diyelim kondom yok. Sizin aklınız alıyor mu böyle bir sistemi? Ne yapıyordu bu insan evlatları? Herkes mi eline yetiştirmeye çalışıyordu? O aradaki boşluğu nasıl hesap etmiyor? Ona bir bakabilir miyiz Görkem? Kondomu önce abi, de mi alıyorlardı? Çok kondom şu anki gibi bir kondom. Nüfus artsın diye uğraşıyor adamlar zaten. İlk kondom hasır mı? Ne? Materyali ne? Deriden yapılıyormuş. Deriden kondom. Deriden. Penis kilidi gibi düşün. Penis kilidi diye bir şey mi var? Var bilmiyor musun? Bekaret kemeri zapt de var. Zapt edilemeyen penise mi takılıyor? Misal. Ha? Misal. Sen var mı penis kilidi? O ne? İlk kondom mu? 10 numaralı. Bakayım mı Mert hocam? Abi niye biz ilk kondoma bakıyoruz? Abi baksana babaannemin ördüğü atkılara benziyor. Kullanılmış mı? Attırdığı şey işte baksana. Ayağı var lan bunun. Baksana. Bağlamaya yok. Ben bundan bir parça yesem okey miyiz? Evet. Bir tamam. Parça ama karnın doyacak şekilde yani. Ertan tam olarak neyden yiyor? Elma sirkesine yatırılmış çiğ balık. Hadi. Abi pulları var boğazıma takılır ya. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir ben senin şey için olmaz. Onu keseyim mi? Mehmet şefim geldi. Balığın iade-i itibarı geldi. Çıktık yapsana ne olur. Hep istiyordum bir küçük. Abi öyle giriyorsun da oradan. Kahvaltı bıçağı bu. Sence keser mi onu? Çık çık çık. Yapıyor adam vallahi yapıyor. Cezeneye ne zaman gittin en son? Git hiç gitmedim. Ben nasıl de hiç gitmedim ya. Hiç gitmedim. Gel Mertcan'la Cezeneye gidelim mi? Tamam. Bir video, böyle bir video. Cezeneye gittik. Ama ilk şöyle 2015 Halil Söyletmez videosu çekeceğiz yani orada. Şu an size bir video armağan ediyorum. Koyduk bunu kurguda. 2000'li yılların ortasından Ali Biçim'in 5 kuruşsuz zamanından Cihan Albayrak'la Cezene'de nargile içerken adamın biri arkada testi kırıyor. Korkudan altına sıçıyor. Buna diyorsunuz ya abi mayonezden Sema mi korkuyorsun? Lan. Şu an göreceksiniz bu adam 15 yıldır altına sıçıyor ve bu adam eskiden haftanın 4 günü CZN'ye giderdi bedavaydı çünkü hesap ödemiyorlardı. Ya götünden uyduruyor köpeğin dölü ya. Ne bileceksin anasını. Sen, o zaman kendi şunlarıma mı bakıyordun lan? Mutlu. Hepiniz böyle gitmiyor muydunuz? Sen bir daha CZN'ye giremezsin anasını. Tamam tamam kavga. Bu kesilmiyor. Kesilmiyor. Tamam ben bunu buradan bir ısırık alıyorum hocam. Tamam, çok kötü kokuyor. Bu arada donmuş ha. Ya donmam. İçi pis ananı avradı. İçi pis ne moruk? Balık işte. Bakayım ye ya. Yok abi mecbur ısıracağız. Ya ona gerçekten çok tatlı bir ayak muamelesi yaparsan işler değişir.
Şöyle bük ortadan ısır. Ayak dedi topuk geliyor. Ya Allah seni kahretsin. Ağzını kapatsana baba ya. Efendim şimdi şurada da göreceğiniz. Bak burada görüyorsunuz. İlber! Ya bu adam gidip niye kendi kendine tarih skeçleri çekiyor orada ya? Arada referanslar Mesut'un taklitleri. Ben çeviriyorum. Boş gelirse yemem. Ayağımın altına bak ya. Ertan çeviriyor. Boş gelirse yemez misin? Abi pis pis şeyler geldi. Boş gelirse yemem oğlum. Yok öyle bir şey. Üç boş. Bana da boş en geldi. En yakınındakini yiyeceksin. Adam en yakındakini yedi. Balığı alalım. Balığı verelim. Şansıma ne gelecek bakalım. Avokado, bozuk avokado, hem de tam önüne, çürük avokado. Komple mi yiyor hocam? Soru iptal bu tur. Ulan soruyu soracağım da ben ya, daldık yemeğine ya. İguanalar su altında kaç dakika kalabilir? Bir dakika dur ya. İguanalar su altında kaç dakika kalabilir? 20, 28, 36, 48. Bilirsin abi ya. 20 ne saniye mi? Hepsi dakika. 20 dakika evet. Gülme lan. Namık Ekim mi bu saniye duracağım? Soruyu duymadım. İguanalar suyun altında ya kaç şey dakika kalıyor? Eskiden Beylikdüzü Migros'ta suyun altında 3 gün yaşayan bir abi vardı. Benim 5 dakika tuttu nefesini. 5 dakika mı lan adam 4 gün yaşadı Migros'ta. Sen hatırlarsın Beylikdüzü'nde. Ben oradaydım Cem Kagabay. Kur'an'ıma ben de oradaydım adam buruştu. Yemin ya. Etsene. Ben beyaz oldu amına. Ben Beylikdüzü'nde oturuyordum. Abi durun iguana konsantre olalım. Ya. Adam AVM'nin ortasında akvaryumda duruyordu Japon balığı. Görken bir daha saysana ışıkları ya. Hatırlamıyorum. Sıçarken falan onu düşünüyordum. Nasıl ne oluyor? Lan Büyükçekmece muhabbetinizi sikiyi bir tutsanıza ya. Havuç havuç yiyordu onu hatırlıyorum. Cem Kagabay. 20-28-36-48. Bir iguana. 28. Ah siktir ya. Nasıl biliyor ya? Gösterdiniz mi oradan? Gösterdiniz mi oradan? Kimse bana bir şey göstermedi. Oradan yansıyor patron. Ulan iguana nasıl bilmiyorsun? Suyun altında 28 dakika kalıyor. Ben 27 diyecektim. Abi saniye mi diye sordun. Oradan Cem Kagabay'a geldik biz. Sen iguana ile bu kalemunu ayır ben bu çocuğu. Ben de. Komodo ejderini de ayır ama. Ayırırsan ne yapacaksınız? Tamam açayım hangisi. Lan bana mı soruyorsunuz? Niye sen zoolog musun? Ne hayırdır? Sen misin? Cem Celal Şengör, zoolog, zooloji falan filan. Ya yettin artık koyayım be. İguana ile bana getir neydi? Yer hayvanın adı nerede? Görüyorsun değil mi? Ne zaman ilim dolu bir kelime kullansam adam kafamı vurmaya çalışıyor. İlim dolu dediği şeye bak ya. Yemiyorum oğlum bitti. Pas. Harbi yemiyor ya. Ben çeviriyorum değil mi? Ya ödül olsa çok tatlı mutlu olurdu. Ne istiyorsun ödül? Ütü ya mesela olur, beyaz eşya jelibon. Olur, bir şey olur. Jelibon. Jelibon ne? Oğlum sen de bir şey dedin ya video öncesi. O en büyük hediye değil mi? Yediğimiz sandviçi söyledi amına. Ya ne rezil bir adamsın ya. Tablo parası falan istemeyi de geçti sandviç diyor ya. Ananın nikah. Tamam en yakınını yiyor ama. Ne derisi? Ha deri. Bir dakika ben Alperen Joker'imi kullanmak istiyorum. Öyle bir bence Joker kaç Joker'imi tane var? Kullanamaz baba. Yok öyle. Onlar gırgır şamataydı. Sor lan. Zürafaların dilleri ortalama kaç santim? En büyük zürafanın dilinden büyük mü ya? Kaçtı? 47 miydi? İşte bir an teklemedin. İnsan bir unutur değil mi? Şaşırır. Abi 50'ydi falan der. Çok uzun olduğunu biliyoruz ama. 53. Ben yanıltayım dedim. Gitsin ya. Söylemeyin abi şuna ya. Ya mızıkma ben sana öyle söylemeyin dedim. Söylemeyin. Bana kimse söylemedi oğlum ya. Dedim bu. İguana suyun altında kaç dakika kalıyor? Çevir. Sana söylediler bir de ya. Lan bana kimse abi. Bir şey söylemedi ya. Tamam. Deri yiyorum. Hayır. Kaybedersem deri yiyorum. Çürük avokado. Ya. Deriye daha yakınım. Çürük avokado. Çürük avokado. Deriye daha yakınım şu an. Öyle durduğun için daha yakınsın oğlum. İnsanların dönüşüne göre sen deriye yakın olursan tabii ya. Tamam ne istiyorsun? Hadi seç ya. Deri olsun ya. İyi hadi deri. Tamam. Soru nedir abi en şey. Hawaii alfabesinde kaç harf bulunmaktadır? Ne alfabesi? Nasıl bilmezsin? Çok okumuyorum. 12. Kesin şimdi Hawaii alfabesi şaşırtıcı bir şey olması lazım. Çok konuşmuyorlardır muhtemelen. Yani. Tek baş oynatıyorlar. Kimi? 12. Bak. Olup olacağım. Gidin oğlum üst üste mi gelir bu kadar ya? Hawaii'yi kim konuşuyor ki? Ha naber? Yap bir kere, tamam. Yap bir kere. Nasıl konuşuyor Hawaii'liler? Umalum. Aganiga mesela. Bu Hawaii'li Özkan Uğur bu galiba. Olur avokado geldi. Avokado böyle geldi. Durayım da onu seçeyim. Bu senin kaderin ya. Galiba. Abim benim. Abi soru. İnsan DNA'sı %50 oranında hangi meyvenin DNA'sıyla aynıdır? Bunu yemin ederim biliyorum. Bunu bir dakika bir dakika insan DNA'sı... Bunu bilmeyen kendini parmak. Muz alkol sonrası karaciğeri temizler. Portakalda D vitamini mi vardı? Portakalda mı? Portakalda. Tugunçgil. Muz. Harbi mi var? Ol. Evet kolaydı ama. Kolaydı. Tamam. Muzu düşün uzun gibi düşün hani. Ne alakası var anasını satayım ya. İnsan muzun uzunu yani. Elma öyle mi? Elma da ikidir pas geçiyor. Elma mı insan muz mu sizce? Net muz. Net muz. Peki bir şey diyeceğim. İnsan olsa hangisi olur? Muz karpuz, olur. Abi bunun ben senin olmaz. Bunun karpuz olması lazımdı. Çok iyiydi o matematik. Dörtte üçümüz su falan ben şaşırdım. Ben karpuz niye muzmuş?
Uzun diye. Ertan Cevap, DNA'sı öyleymiş. Bilimsel bir açıklaması yok mu? Yapsa anasını sikeceksin bilimsel açıklamaya. Bana tokat atıyorsun bağnaz. Şu sebepten dolayı mesela muz insan DNA'sıyla aynı DNA'yı taşıyor diye bir şey yok mu? Lifli yapıdadır tahminim. Ya tamam bilir mi öyle bir şey ya? Çevir. Oh tamam. Ananın ki ya. Yok ya. Taşşaktan daha iyi balık ezmeli yaprak sarma. Evet evet. Bu da çok kötü oğlum. Sor. En kötüleri kaldı zaten. Şimdiye kadar en düşük sıcaklık kaç derecedir? En düşük bilirsin sıcaklık. Abi çok basit gel ya. Bu çenetten bilirsin en basit. Abi. Net. Eksi 103. 6 derece ya. Ne yiyor şimdi? Bok böceği mi yiyor? Ama ortadan ye de kanka balık erimesi de al ya. Oğlum şu kovayı al ha. Kusacaksın direkt. Berbat bir şey ya. Berbat bir şey. Şusu mu? Ananın ki be Mesut abi be. Abi nasıl yiyebiliyor ya? Çok değişik bir taktiği var adamın. Ya çok kötü biliyorum balık yiyorsun. Yanında sağında. Amına koyarım lan bu ne lan? Ananın ki ben kusacağım abi, ya. Abi yiyemezsin ya. Çık oyundan çık. Mesut iyi misin? Mesut nasılsın? Keyfin nasıl? Çok iyiyim abi ya. Şahane. İyisin kusmuyorsun. Bu ne oğlum ya? Parmak at. Sus lan. Asla yemem asla. Asla. Al zaten şunu. Yiyeceğim bir tane. Yok, Hamza. Yok. Yer misin? Hamsili balık sarma. Ah yuttum lan. Tamam, helal bravo. Olsun abi. Gerçekten helal olsun. Ay çok az ceza kaldı be. Evet ama en kötüleri kaldı. Ben zehirleneceğim. İyi misin abi? Mertcan sen çeviriyorsun. Tamam. Çevir bakalım abicim. Çevirdim. Aferin benim Mertcan'ıma. Ayağıma çarptı. Hayır. Yemin ederim. Bak geldi. Ayağıma çarptı görmedin mi? Senin ayağına çarptı. Kimse görmedi mi? Senin ayağına çarpmadı. Ne diyorsunuz hocam? Çarptı. Döndü. Ya tamam çarptı be. Düz. Yine taşak geldi. Ya, kaderinden kaçamıyorsun. Ali Bey. İlahi adalet. Aşkım nasıl yemek istersin? Böleyim mi senin için? Dur halledeceğiz onu. Bir soğuma gideyim. Sallanan sandalyede. Hiç durmadan sallanma rekoru kaç saat? Abi çok basit ya. Kesin 3 dakika. 382. Dakika. Saat. Evet. 300 saat sallanmış böyle. Ölüm de var mı içinde? 444, 672. 619. Abi hepsi imkansız. Hiç durmuyor zaten. Sallanan sandalye rekoru mu bu? Fizik olarak durur ya. Sizin evde yok muydu hiç? Ya vardı da. Sallanan sandalye var mı? Şöyle sallanmış var adam. Var oğlum benim babaannem sallanıyordu. 400 saat böyle duramaz kanka. Ne oluyor bunu yapayım ya? Maksimum duracağım 288'dir şöyle. Test ediyorum şu an. Yani 280 saat dururum böyle. Oh be! O kim ya? Oh be! Abi oğlum sizin evde böyle biri yok muydu? Tam 400 saat sallandın mı sen onunla? Abi günlük rekor olmamış. Lan günlük olabilir mi? Bir gün kaç saat? Abi sen var ya. İçsel bir şey bu. İçsel bir şey manyak günde mısınız ya? Günde 400 saat sallanıyor. Hiç kalkmadan ama. Bu arada oturan kişi yok. Abi onu öyle desene. Nasıl sandalyeyi o zaman nasıl rekoru? Bir kere sallıyorlar ve 400 saat sallanıyor o ivmeyle. Kendi altına matkap koyarım o gaz. Yani 9-10 gün mü sallanıyor? Kaç gün sallanmış oluyor? 400 saat. Abi saçmalık fizik olarak imkansız. 400'ü bölsene 24'e Alperen. Kaç gün ediyor? 12 gün mü? 17-18 gün bir şey. Tamam 17-18 gün sallanıyor mu? Abi bu yenecek bir şey değil. Yenir o yenir. Kimse sana yenecek bir şey diye söylemedi. Zehirleniriz ama onu söyleyeyim. Hep beraber zehirlenelim. Renk soslu köpek maması yedim. Ve kötü. Senin bu arada miden pü Allah seni kahretsin ya. Akşam midemi yıkatalım. Ay. Neyi düşüneceksin? Hepsini suyla yutmayı denesene. Tamam bir kere daha. Yapabilirsin bu arada. Müzeyyen Senar gibi başın üstünde döndür yere vurdu aşağı öyle. Bunu yiyemem ama ben. Isırılacak bir şey değil. Nasıl oğlum niye hıflıyorsun Ertan'a? Yapıyorsun. Hayır hıflamıyorum. Niye diyor bana? Ne niye ısırılacak? Abim bir... senin cezan o. Bak Mesut iki tane berbat ceza çekti. Kurban olayım bak bu kadar insan bekliyor seni. Bu patlayan bir şey mi? Ağzına patlıyor. Patlayan taşak. Yazar altında bak bakayım. Falçata mı lan? Hı. Atarsan. Onu niye C4 gibi masaya attın öyle ya? Ya oğlum şu taşağı alın ya. Adam el bombası gibi taşağı masaya vurdu ya. Kısa herkesin kusacağı. Mertcan dik dur eğilme sevenlerin için. Abi o normal değil. Daha ikinci videoyu çekeceğiz. Vallahi o normal değil. Tamam Mercan sıçana kadar ben çeviriyorum abicim. Hadi 50 kişilik ekip bekliyor. Herkesin işi gücü var hadi. Çeviriyoruz. Taşak şişti. Al şunu. Gel gelin bu taşakla iyi stop oynayalım. Avukatus yine geldi ya. Soruyu alayım Görkem. Ertan.
Ortalama bir erkek hayatında kaç saatini tıraş olmakta geçirir? Çok fazla. Yine anlatamam. Anlatamam deyip pas geçebilir miyim? Çok vakit alır çünkü. 280 3470 3250. Soru gelsin. Nasıl yani abi? Ortalama erkek ömrü Türkiye'ye göre değişir. Nijerya'ya göre değişir. Neyi zorluyorum değil mi? C'de bitsin be. Beni mi bıçaklayacaksınız amına koyayım düşünüyorum. Ortalama bir erkek ömrü hayatı boyunca kaç saat tıraş olur? Max 5 saat. Düşün çok, çok kısa bir işlem C. Tamam C 3350 değil miydi? Değil miydi? Değildi. O hareketi bir daha yapma. Niye? Kulağını keser ağzına veririm seninle. Olsan bu şey yapıyordun zamanında. Eşeğe bak ya. Sakin bro. Bir kaşık ye. Ama bir şey diyeceğim. Çürük avokado bu. Taşak çürük değildi. Balık çürük değildi. Köpek maması çürük değildi. Ben şu an daha ölüm riskiyle oynuyorum. Ne olacak? Ya bir şey diyeceğim. Sen ilk defa böyle bir durumda kaldığını sanmıyorum ben seni. Daha önce böyle deneyimlerin olmuştur. Öyle bir gece. Düşün. Hangi geceler lan köpek? Yani. Hangi gece? Niye hani? Canı da sıkılmasın. Aman partnerin mahcup olmasın. Öyle düşün. Abi onu yerse yamulur bu adam. Kokuya bak kokuya. Adam her yerde bayılıyor zaten. Her bunda da bayılır. Tamam. Aa böyle yapınca daha beter oluyormuş lan. Çok çok beğendiğim bir kadının kakası gibi düşün. Salondan biri mi? Abi ikinci lokmayı alıyorsun şu an salondan biri deyince. Sen inatla niye yiyorsun artık dursana. Avokado aşkına da engel olamıyor. Bu arada avokadonun çürüğü makbul değil midir zaten? Değildir abi. Evet amına koduğum öyledir. Öyle mi? Öyle avokadonun bir şey mi var? Kalmışı, avokadonun çok kalmışı kendini salmışı makbul hayır, değil mi zaten? Hayır yavrum hayır. Yaz bakayım Hamza yaz bakayım çürük avokado neyi ima ediyor? Direkt öyle yaz. Neyi ima ediyor ne? Rüya tabiri mi lan bu? Çürük avokado yenir mi onu soracaksın. Eski günler lan. Ya bayağı adam şu an normalde zaten tamam, etiler old sports sevdiği sen bakma gel o döndü. Ya bu hala nasıl bitmedi ya? Ne kaldı ki bir tek? Dur ben de şey yapayım Mertcan gibi. Maddi durumumla daha iyi. Sadece çiğ tavuk derisi kaldı ya. Bence sen anlayacağını delikanlı bir YouTuber'sın. Hiç gelmeden direkt tavuk derisini YouTube'una abi diyeyim. Zaten başka bir şey kalmamış ki soruyu soracak. Her şey bitmiş. Tamam. Tabii. Sor. Dünyaya günde ortalama kaç yıldırım düşmektedir? Abi. Dünyaya günde ortalama kaç yıldırım düşüyor? Çok fazla düşüyor. Çok. Sayamaz sadece ki. Sadece Amerika'ya milyon düşüyordu. Abartma. 860 bin. 8 milyon 600 bin. Bak dünya çok büyük Mesut unutma. Dünya götün kadar Mesut unutma. Abi milyon çok ya. Aklının bir yerinde ama dünya da çok büyük Mesut. Ama düşünsene insanlar her gün tıraş oluyormuş. İyi düşün yıldırım kaç ya, kere düşüyordur atıyorum yani. Atıyorum şu an mesela belki Gana'ya 2 tane çak. Ne ikisi Mesut'um? Mesut sen bayağı şu an biz taşak geçerken binlerce yıldırım düş. Mal mısın sen? 8 milyon falanlısı. 8 milyon. Oh be! Hadi be! Oh be! Oh be! Şey, oğlum ne kadar soru bildim. Ona rağmen 50 tane ben, şey yedim. Ben nasıl yiyemedi anasını satayım? Niye çeviriyorsun zaten bir tane ceza var ama. Bak gene o gelecek. Bak. Nihayetinde soru gelsin. Of be. Senin filminin maliyeti nedir? Abi! Çüş keşke bana geleydi. 1 milyon dolar olması lazım. Titanik'in maliyeti. Gemi gerçekten battı mı onu sorayım önce. İzlemedim. Gemiyi gerçek gemi mi batırdılar? Gerçek o gemi elbet bir... Kurgu değil abi, mi? Abi yok oralara girme gerçek gemi batmıştı. Kurgu muydu değil aynen miydi? Malalım abi. 50 milyon dolar. Çok. 100 milyon dolar. 200 milyon dolar. 300 milyon dolar. İyi çekmişler yine. Abi o zamanına diyor 50 milyon iyi paraydı. O zamanın Amerikasını düşün bir de. Garip bir macera dünya. Macera da 50 milyon dolar o kadar figürgan oynatamaz. Çok figürgan vardı. Evet. 100 milyon dolar. 200 milyon. Görkem ama böyle çocuğa böyle serseri onlar gibi cevap vermiyor değil mi? Evet ya. Onlar abi kara para aklamıştır. Deri yiyor. Oh son sen de iyi sıyrıldın. Ne yedin sen? Abi hepsini ben yedim ben abi orada. Bir şey hayır, yedim ben abi. Ben hepsini kahveyi de ben içtim. Her şeyi ben yedim. Ben birazdan hastaneye gideceğim. Tamam şu küçüğü sen yiyeyim bari. Sen ne yedin harbi ya? Çürük avokado yedim oğlum ben. Bir de... Oğlum çürük avokado yedim. 3 kere pas geçti. Ya. Sen bir tane mi soru bildin? 2 tane mi soru bildin? Ben birçok soru bildim. Siktir gitti. Hmm, tavuk çiğ yenmez ki. Hayır oğlum hatırımız için yiyorsun tabii zaten. Tabii canım hatır için of, öyle. TikTok'a düştük ona m***yim. Zehirlenirim abi. Karambit deste gider. Ha 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 ha. Benim gönlüm sizdedir. Ha 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 ha. Na na ya nam na na ya na. Tamamını ye tavuğun. Bak ye kuşağı bize ulaşmaya çalışıyor. Ağzına niye sakız yapıyorsun? Püh balon yapıyor tavuk derisinden. İğrenç bir insansın pislik ya. Pislik. Bu arada sen bir şey mi? Bir ağzını alsana bir parça. Ya manyak manyak. Ya arkadaşım ne diyorsun? Kimse bana inanmıyor. Bir ağzını alsana diyorsun. Ne terbiyesiz tamam bir adam. Abi. Hamza bu adam hep böyle mi? Evet abi haftada 4 a**a veriyor. Bir alsana ağzına. Bak hala diyorsun bak. Sen diğerinden yemedin değil mi? Onu da alsana ağzına. Bir kere birden bir şey olur. Sen kafayı yedin ya. Ne yedin? Bir kameraya bir say bakalım. TRT çocuk kameraları bizi izliyor şu an. Ben bugün televizyonu izlediğim gibi değilmiş bu kanal.
Tavuk derisi yedim. Aşak diyebilir miyim? Tabii ki diyebilirsin. Ana bacı 50 tane şey dedik de aşak demiyorsun. Çok fazla şey yedim. Çok kötüyüm. Ağzın leş gibi kokuyor ya. Bitir. Videoya 500 bin like gelirse Mertcan da ikincisini çekeceğiz. En az 2 milyon izlenmesi lazım bu. Yani. Arkadaşlar yapmayın. Değilsin burada. Son 2 milyon izletecek bir hareket yapsın. 2 milyon izletecek bir hareket yapsın. Nasıl bir hareket yapsın? Ağzında sakız yap tavuk derisinden. İğrenç. Suya dikkat et. Uff. Ya ben az önce öyle bir şeye bastım ki reis. O taşağın bulandığı bir sos vardı hardallı mardallı. Seni var ya tebrik ediyorum. O beni geçen kusturan şeyi nasıl yedin? Hangisi? Balık? Balık ezme. İğrenç bir şey. Para versen yemem. Rezalet bir para verdiler diye yedim. Bana da bu arada para versen Meta atıyorum. Disney para verse yemezdim ama YouTube'daki sevenlerimiz için yedim. Dersen yaşa be YouTuber be. Helal olsun be.